Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Migros okul alışverişi çekmek için Migros'a geldim. Çok büyük olduğu için görünmüyor, böyle kocaman. Şimdi hadi yavaşça içeri girelim. Ya umarım okul ürünleri vardır çünkü çoğunda olmuyor ve birkaç kere gittim böyle video çekemeden geri dönmüştüm. Şimdi bakalım. Şimdi çok uzatmak istemiyorum çünkü şöyle yolun sonu okul eşyalarıyla dolu. Burada böyle kalemlikler var, yani normal desenler böyle. Ama Barbie'li de varmış burada. Pek kaliteli görünmüyor açıkça söylemek gerekirse. Ama güzel. Fiyatları nerede yazıyor? 60 TL'ymiş bunlar. Her şey çok pahalı olduğu için sorgulamaya gerek yok artık. Şimdi şuraya mı gidelim? Aa, hemen gidiyorum. Burada böyle daha küçükleri var. Mesela bu 35 lira. Şöyle. Tatlıymış aslında. Böyle flamingolusu falan da var. Burada yine 35 lira diğer kalemlikler var. Ama bunlar yine 60 lira. Bu 90 lira. Neden 90 lira? Yani böyle kaliteden kaliteye değişiyor sanırım. Böyle desenler var. Bunların hepsini gösterirsem video çok uzun olur. Burada çok güzel şeyler var. Yani onları çok beğenmedim ama burada gerçekten tatlı şeyler var. Ve minik cüzdan gibi görünüyor. Sonra böyle açıyorsunuz, kalemlik oluyor. Şöyle. Ya güzel ama hani bilmiyorum, kullanacağımı pek sanmıyorum. 90 lira. Hani böyle beğendiğim için alınabilirdi ama 90 lira vermeye gerek yok. Çünkü aklımda başka bir kalemlik var. Her sene de kalemlik alıyorum böyle ama yapacak bir şey yok. Ben de tatlıymış. Bu pandalı olunca bir alası geldi de. Bilmiyorum, bunu bir düşünelim. Böyle kedilisi var. Yani ben alacak olursam tabii ki de pandalı alırım. Şöyle. Kalemleri dik koyabilirsiniz bunun için. Yani başka bir koyma şansınız yok çünkü. Ve metal kalemlikler var mesela üstüne koymak için. Şöyle kalemlikler var. Bunlar da şöyle açılıyor. Bu arada neydi? Popitler gibi. Şöyle. Ya böyle küçük çocuklar için daha uygun olabilir ama tabii ki de tatlı almak isteyenlerimiz olabilir. Güzelmiş. Bunun fiyatı 132 TL. Biraz fazla pahalı. Burada böyle kalemlikler var. Bu böyle direkt kalem şeklinde ve ben pek beğenmedim bunu. Bu da 100 TL'ymiş. Küçük ama çok pahalı. Biraz böyle normal kalemlikler var. Aslında bu güzelmiş. Ben böyle kalemlikleri seviyorum. Bu 40 lira. Bu da 40 lira. Ama 71 lira bilmiyorum. Migros kartlı olabilir. Böyle. Desenleri böyle farklı farklı. Şöyle kaba taslak bakın. Hepsini gösterirsem video çok uzun olur. Burada böyle defterler var. Pek olaylar olmamasına rağmen hepsi çok pahalı. Daha yeni girişli bir defterin 97 lira olduğunu gördüm. Ya orayı da göreceksiniz zaten. Burada böyle resim defterleri var. Böyle tel yok, hiçbir şey yok. Desenleri güzel. Yani çok kötülemeyelim şimdi. Pahalı ama. Şimdi deseni güzelmiş bakın. Tatlı. Ama daha da işime yaramaz resimler gibi şeyler. Burada böyle kapağı daha kaliteli olan var. Arada 1 lira oynuyor. Ona da şaşırdım birazcık. Şöyle. Ay. Neden açılmıyor? Küçük defterler var. 30 sayfa. Ne kadar? Ya 27 lira ya da 17 lira. Ve yazı yazmak için. Hani bu şey 1. sınıfa geçenler için. Modluk var ama bunun devamı ileride sanırım. Burada böyle büyük defterler var. Fiyatları burada yazıyor. Spiralli resim defteri falan. Nerede onlar? Ha, arka tarafta sanırım. Büyük resim defteri de var. Bunların fiyatları nerede yazıyor bilmiyorum. Buradan bakabilirsiniz. Burada böyle diğer desenli resim defterleri var. Burada pembe bir şey gördüm. Tabii ki de bakıyoruz. Lol bebekliymiş. Şöyle resim defterleri var. Kediyle. Şey mi düşürdüm? Böyle kedilim. Bunun fiyatı 65 lira. Bir şey demiyorum. Burada da böyle resim defteri var. Bu da 65 liraymış. Bunun sayfaları daha fazla. Bununki daha az. Yani desenleriyle çocukların gözlerini boyayıp tabii ailelere çok pahalı şeyleri satıyorlar. Böyle. Bu ne kadar? Bu da 60 lira. Ve el salar. Bu arada yani mesela ilkokula falan yeni başlayanlar için
Gerçekten hani alışverişler falan çok pahalı. O yüzden hani videolarıma bakıp en uygunu bulmaya çalışabilirsiniz ama uygun diye bir şey kalmadı artık. 33 lira bunlar. Bu gördüğünüz gibi. Arka tarafa geçelim. Burada böyle defterler var. Mesela bu 90 lira. Neden böyle? Ha, bu planlayıcı. Şöyle. Blok not defteri var. Bu ne kadar? Bu da 35 lira. Burada böyle 15 liraya minik defterler var. Eskiden 15 liraya büyük defter bile yoktu. Daha ucuzdu. Şimdi niye böyle olduk anlamadım. Böyle kareli defterler. Not defterim. Böyle çizgilisi de varmış. Ve bu arada bunu almak istiyorum ama şimdi hani okul alışverişine ben hani daha güzel bir yerlere gideceğim. Böyle hani almışken marketten pahalı bir şey almak istemiyorum. Hani böyle gerçekten kasiyelere falan gidip bakacağım. Oradan muhtemelen daha güzel şeyler bulacağım. Hani pahalı olsa bile oradan almış olmak istiyorum. O yüzden bunu almayacağım. Hani mesela D&R'da falan da satılıyor. Şöyle bunu biliyorsun zaten. Böyle şey mektup gibi görünüyor. Bir de Einstein'ı var. Buna bakıp Einstein olmaya çalışıyoruz sanırım. Ve burada proton var, şey var, atom. Ha, geçelim bunlara. Böyle minik loy bebekli defterler var. Bunların fiyatları yazmıyor. Umarım 89 değildir. Şöyle loy bebeklisi de var şurada. Burada böyle günlük planlayıcı ikili set varmış. Ve 88, yani 90 lira. İkili set 90 lira. Yani böyle kağıt, defter sayfası düşünebilirsiniz. Bu kadar para vermeye gerek yok. Burada da A4 blok not defteri var. Şey açmaya gerek yok. Bu 50 TL. Bu da 50 TL. Aynı. Burada A6 blok not varmış. Bu daha küçük. 15 lira sanırım. Ve 35 liralık olan var. Bu da şöyle. Böyle 27 liraya defter var. Teli yok. Bir şey yok. Telsiz. Böyle kullanmak zor oluyor. Burada da 20 liraya küçük defterler var. Kareli. Çizgili göremedim. Ha, çizgili de varmış. Bunun arka tarafa geçelim. Buranın arkasını çekmemiştim. Buraya geçelim. Oradan da geçelim. Burada böyle 42 liraya defterler var. Tam bunların desenleri falan güzel de keşke içi de böyle olsaymış. Şöyle defterler var. Böyle sayfasının rengi değişik olunca ne denir tam bilmiyorum. Sayfasının renginin böyle tam beyaz olmasını sevmiyorum. Böyle daha hoşuma gidiyor. Ne kadar bu? Bu ne? Ya 17 ya da 22 lira. Böyle boş. Muhtemelen çizgilisi de vardır. Karelisi varsa. Bu da böyle 42 liralık olan var. Sanırım boyutu daha mı büyük? Hayır. Ne değişti anlamadım. Böyle defterler var. Bu da aynı gibi blok not. Pek bir şey değişmiyor. Muhtemelen aynı şeyi doldurmuşlar. Şöyle defterler var. 27 lira. Hani böyle not defteri olarak kullanabilirsiniz. Büyük ya, daha iyi oluyor. Böyle karelisi var. Burada bütün defterlere bu kadar şey ayırmamalıyım. Çok fazla uzun olur çünkü. Böyle fiyatlarına bakın. Bir şunlara göstereyim. Desenleri tatlıymış. El salı var. Bir de lol bebekli var. Aa, mesela ben alacak olsam bunu alırım. Çok güzel görünüyor. Ama yaşıma gitmez. Bu da 40 lira. Burada böyle suluklar var ve fiyatları plastik olmalarına rağmen çok pahalı. 130 lira, 100 lira. Şu Barbie'li falan yani. Barbie'li diye şey yapalım, kendimizi avutmaya çalışalım. Kapağı da tam açılmamış. Böyle. Ben pipetli sulukları pek önermiyorum. Suyun dibindekini falan tam vermiyor. Okulda susuz kalabilirsiniz. Bu plastik ne kadar sağlıklı bilemeyeceğim. Şöyle unicorn su var. 120 lira, 130 lira, 100 lira. Öyle fiyat aralığı bir şekilde. Burada da böyle suluklar var. Daha ekonomik, daha tatlı diyeceğim. Bu da 130 liraymış. Pek bir şey değişmedi. Daha ucuz bekliyordum. Burada şöyle. Her şey çok pahalı. Pet şişeyle gitmenizi öneriyorum. Bu kadar pahalı şeylere gerek yok. Burada da aynı şeyler var. Ve burada beslenme kapları var. Barbie'le. Bu ne kadar? Bu 55 lira. Ama bunu almak da hani şimdi mantıklı. Ben küçükken bunu kullanmayı çok seviyordum. Böyle kutulu açıyorsunuz, kapatıyorsunuz falan. Hoşuma gidiyordu. Burada böyle... Neydi ya bunların ismi? Yani dosyalar var. Poşet dosya bu. Ve bütün dillerden yazıyor. Globo. Ne kadar?
Oha, 96 lira. Bir tık pahalı geldi bana nedense. İçinde kaç tane var? Merak ettim. Çok pahalı değil mi çünkü? Göremedim ama. Bu da böyle çok tatlı, çıtırtlı dosyalar var ve desenleri çok güzelmiş. Hepsi aynı zaten ama tatlı görünüyor. 11 lira. Bakın bu uygun. Buna bir şey diyemeyeceğim. Alabilirsiniz. Şöyle Spiderman var. Bu arada Spiderman ne güzelmiş. Acaba bunu alayım mı ki? Almayayım mı? Böyle alsam mı almasam mı diye bir şey yaşadım da. Almam muhtemelen. Çünkü daha gezeceğim yerler var. Eğer hani düzgün bir şey bulamasam gelip bunu alırım. Spiderman. Annem biraz şaşırdı ama olsun. Spiderman sevmeme. Bunda böyle bir çıtırtlı dosya var. Bunun fiyatını göremedim çünkü devamı yok. Şöyle yapışkanlı defter kabı var ve bunlardan almayın çünkü çok çabuk yırtılıyor. Hani direkt kendiniz kaplayın daha iyi oluyor. Bu 10 lira. Hani uygun fiyatlı falan ama yırtılıyor. Bu da böyle büyük dosyalar var. Bunlar ya hani çantanızın içine atar mısınız bilmiyorum. Çok yer kaplayabilir ama bu da 81 lira. Şunları da gösterme gerek yok. Zaten hep sen şu fiyatlarına bakın yeter. Burada böyle defterler var. Hepsini tek tek göstermeyeceğim ama fiyatları bir şekilde. Bu 90 lira. Bu biraz fazla kalınmış. Şöyle 160 yaprak. 120 lira. Yan tarafa da bak. 120 lira. Bu şekilde fiyatlarına bakın. Defter zaten bir olayı yok. Evde de var. Burayı da böyle çok göstermeme gerek yok ama burada fiyatlar bir tık daha uygun gibi geldi. Yani 39 lira arkaya göre çok daha uygun. Defter almayacağım henüz. Çünkü şimdi bilmiyorum bir sürü ders falan da olacak. Aslında alsam mı bilmiyorum. Şimdilik böyle bu duruyor. Muhtemelen yine son güne kalacak. Ben de bir defter arayışına gireceğim. Geçen sene mi ondan önceki sene ne böyle defter falan bulamamıştım. Ben zar zor almıştım. Bunlar bu şekilde fiyatları uygun bu taraftakilerin. Yani mecbur böyle alıştık. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bunlar çok güzelmiş. Gerçekten güzelmiş bu arada. Beğendim bak bunu. Birkaç parça kalem falan almıştım ama böyle bir şey almamıştım. Bence bundan almalıyım. Ve burada Einstein'ı var. Ben Einstein'ı falan seviyorum. Ve fizik konularını. Acaba bunu mu alsam ki? Bilemedim. Ama çok da güzel değildi. Şimdi mesela bunun yanında bu mu? Ay kararsız kaldım. Ben de Einstein'ı ne yapabiliriz? Boşver. Alacağım gerçekten bir şey bulmalıyız. Bunun rengi kötü. Bu zümrüt yeşili gibi bir şey. Öyle mi bilmiyorum. Bunlardan bir tane seçtim. Fiyatı 6.75. Bence uygun mu? Burada böyle 3 liraya var. Ya bunlar belki yırtılabilir. Bir şey diyemeyeceğim ama fena değil. Ben böyle şeffaf olanları daha çok seviyorum. Burada böyle telli dosya şeyi var. Yani bak. Ha bunun kendisi mi öyleymiş ya? Bu 89 lira ama içinde bir sürü var. Burada böyle diğer dosyalar var. Ve burada poşet dosya var. Bu da 55 lira. Bu arada bundan çok lazım oluyor biliyor musunuz? Şöyle direkt dosya, sunum dosyası var. Bu ne kadar? Bu 70 lira. Bu da böyle notluk var. Bu fiyatı 30 liraymış. Ben de bundan vardı sanki değil mi? Hala doğru düzgün kullandığımı hatırlamıyorum bunu. Güzel ama. Bu minik büyüteç var ve çok tatlı geldi bana. Ne kadar? 25 lira. Tatlı bence. Böyle zımba seti var. Yanlışlıkla ataş diyecektim. 35 lira. Böyle bildiğiniz klasik. Yukarıda abaküsler var. Burada da zımbalar var. Şimdi yan tarafa geçelim diyeceğim. Burada merdiven var ama yine defterler var. Fiyatlarına bakın. Ben şuradan indireceğim. Defterlerin hepsini göstermeye gerek yok. Yani tek tek ben göstermeyeceğim. Şöyle kameradan izlersiniz fiyatlarını falan. Yani fiyatlarına bakın o önemli. Burada böyle okul etiketleri var. Aa, bu arada ne kadar güzelmiş. Bir saniye daha oraya gelmedik ki kafam karıştı. Bir de alt soyad falan yazıyorsunuz ders programı. Ne kadar? 5 lira. Uygun fiyatlı, tatlı. Ben de bundan da vardı. Böyle notluk. Şuralarını açıyorsunuz tabii ki de 23 lira. Etiket var, o da 10 lira. Bu çok güzelmiş. Ne? 80 lira. Burası cetvel gibi. Burada mandallar asılıydı. Pazartesi, çarşamba, cumartesi.
Böyle. Bunun pahalı. 80. Burada etiketler var böyle. Burada cetvel seti var. 22 lira. Burada makaslar var ve bu güzelmiş bu arada. Ben kırmızı rengini seviyorum. O yüzden güzelmiş. Burada böyle makaslar var. Bunlar da tatlı. Renkleri güzel görünüyor. 10 lira. Böyle cetvel seti var burada. 24 lira. Bu da 22 lira. Ben olsam renklisini alırdım bu arada. Ha bu şey. Bükülebilenlerden. Burada böyle neydi ya bunun adı? Hayır ya, bir saniye okuyacağım. Bir yerde de yazmıyor, bir dakika. Ha, pergel seti, tamam. Burada böyle pergel var. Bunun fiyatı 7 lira. Ama bunun içinde kalem var. Yani bilmiyorum. Burada böyle direkt şey var. Şunlar var. Böyle elastik cetvel. Bu arada merdeki cetvel dediği 11 lira olan şey de yüksek ihtimalle bu. Ve şeffaf gibi çok güzel görünüyor. Burada böyle mıknatıslı notluk var. Ya çok kaliteli görünmüyor ama tatlıymış. Böyle buzdolabına falan asabilirsiniz. Mavisi de var. 30 lira. Burada hızlı geçiyorum çünkü daha çok fazla şey var. Burada böyle daksil var. Bunun fiyatı 60 lira. Geçiyoruz. Burada böyle fırça seti var. Sulu boya için ama fiyatı yazmıyor. Şöyle ya neydi? Doktor çubuğu mu deniyordu? Ne diyor? Dondurma çubuğu gibi. Şimdi tam hatırlamıyorum ama bunlar çok lazım oluyordu bana. Şu an pek olmuyor ama alabilirsiniz. Bunun renklileri var. Bir tık küçüğü var ve burada çok güzel bir şey var ama fiyatı 100 lira. Neden böyle anlamadım. Böyle renkleri çok güzel. Şöyle açıp göstermek istiyorum. Bir şey çalmıyoruz. Şöyle bakayım. Renkleri çok güzel. Ben de bunun turuncusu vardı ama keşke bu renginden de olsaymış. Burada tahta silgisi var. Yani bunu okul karşılamıyor mu bilmiyorum ama öğretmenleriniz seviyorsanız alabilirsiniz. Burada böyle çubuk seti var. Bir de fasulye var. Bu fasulye evresini nasıl atlattığımı hiç hatırlamıyorum. Kullandığımı da hatırlamıyorum ama vardı sanki bende. Tam hatırlamıyorum. Böyle çubuklar var. Bu sulu boya şey var. Bunun aynısından şeyde de Carrefour'da da vardı sanki, değil mi? 12 lira. Burada bantlar var. Burada bant tutucu şey var. Burada önlük var. Sulu boya için. Bunlar niye bu kadar pahalı ya? 42 liraymış. Burada ne var? Burada da elişi şey vardı. Anaokulu gibi olmuş burası. Burada böyle şey var. Bunun ismi neydi ya? Seramik hamuru var. Ya ben bunları kullanıyorum ama böyle yarısı hep kuruyor, yarısı kalınca kuruyor. Poşete falan da koyuyorum aslında. Niye kuruyor bilmiyorum. Öyle bazen kurbağa falan yapıyorum isteyim diye. Burada böyle Chanel var. İpleri hep elime batmış. İşte öyle anı var. Onları aslında ipleri diyorum, demirim. Böyle fiyatları 33 lira. Ve pomponlar var. Bunların fiyatları 24 lira. Ve şu üçlü pompon seti var. Üçlü mü bilmiyorum. Dot. 32 mi? Hayır ya. Bu da 25 lira sanırım. Evet, karışık diyor. Burada böyle kuş tüyleri var. Gerçi kuş tüyü değil yani öyle. 32 lira. Burada gözler var. Bu 15 lira. Bu küçük büyük fark etmiyor. Bilmiyorum. Burada flüt var. Ama ben flüt çalmayı özlemişim. Küçükken çalabiliyordum. Şey, okulda şey yapıyorlardı ama ne kadar gerekli bilmiyorum. İleride ne işimi vereceğim aslında. Burada böyle lodebeki defterler var. Burada da çok gözlerine gerek yok. Direkt fiyatlarına bakın. Arka tarafta ne var? Burada da defterler var. El salık falan. Burada böyle fon kartonları var. Bu şekilde. 32 liraymış. Money kartla 32 liraya düşüyor. Normalde 64 lira. Burada böyle 7 liraya el işi kağıdı var. 7 lira ama ay kalın olunca bir şaşırdım da şöyle küçük. Resim kağıdı var. Resim defteri almak yerine bunu alabilirsiniz diyeceğim de 40 liraya resim defteri bulunabilir bence. Ay bu ne? Mağazanın ışıkları açıldı. Bunu niye daha önce yapmamıştınız? Rulo kap diyor. Ay bence bunlar çok güzelmiş. Sünger botlu 15 lira. Bu da böyle diğer kaplar var. Burada böyle şeyler var. Bismillah. Kaplıklar var. Niye böyle bir şey oldu? Bir dakika. Gelmeyin. Ben ne kadar? Fiyatını göremedim. Nerede yazıyor bilmiyorum. 139 lira değildir bence.
Ne kartonunun paket onlu, ha onlu suydu burada. O da patlak değil. Ay bir dakika ya. Buradan şöyle sona kadar bir sürü defter. Migros'a gelip tüm defter ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz ama bütün Migros'larda okul ürünleri yok. O yüzden 5 mail'li Migros bulursanız böyle çok fazla defter bulabilirsiniz. Bugün videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.